Arkadaşlar merhabalar, yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bu görmüş olduğunuz motosiklet Spacy 110 çok ciddi bir kazaya karıştı. Durumunu görüyorsunuz şöyle, şu şekilde. Toplanır veya toplanmaz bir şey diyemeyeceğim. Yaklaşık 3 ay kadar bizim dükkanımızda yattı bu motosiklet. Çünkü kazaya karışan arkadaşımızın durumu çok ağırdı. Allah'a şükür ölüm tehlikesini atlattı. Şu anda normal yaşantısına biraz olsun devam edebiliyor. İnşallah Allah'tan kendisine acil şifalar diliyoruz. Böyle istemediğimiz bir kazaya karıştı. Şimdi bugün bu motosiklet şu kaporta aksamını soyup şasisinde nasıl bir hasar var? Onarılır mı? Onarım yoluna gidebilir miyiz? Çünkü gördüğünüz üzere şasi komple geriye gitti. Şimdi bir şasi çektirme yapacağız. Kurtarılabilir mi, kurtarılamaz mı? Bu kaporta aksamını soyduktan sonra kendini belli edecek. Şöyle yavaş yavaş soyacağız. Detaylı detaylı ilerleyeceğiz. Ama gördüğünüz gibi durumu çok kötü. Altı yere değiyor. O kadar geri gelmiş şasi. Şöyle bir şu kaporta aksamlarını çıkardıktan sonra kurtarıp kurtaramayacağımıza bakacağız. Arkadaşlar merhabalar. Hızlı bir çalışmayla motorumuzun şasisini biraz düzelttik. Hala bir 6 santim kadar geride duruyor. Şimdi onun için şasinin şu tarafına bir ısıtma işlemi yapacağız. Ondan sonra hidrolik çektirmeyle şasimizi düzelteceğiz. Şimdi şöyle bir planımız var. Şasiyi düzelteceğiz. Hiç kaporta toplamayacağız. Çünkü kaporta kısmı çok masraflı olacak. Mesneti değişecek. Ön amortisörleri değişecek. Ön teker mili değişecek, gidon değişecek, furş takımı değişecek. Bir ön düzen yapacağız bu motosikletimize. Ve test sürüşüne çıkacağız. Test sürüşünü geçerse komple toplayacağız. Doğru mu? Eğer geçmezse problem yok. Taktığımız malzemeleri sökeriz. Burada sadece çöp olan furş takımımız olur. Yo onu alma. O kadar kalsın. O kadar da eğilirim. Şimdi şasiye çektirme işlemi yapacağımız için şu arka taraftan gelmemesi adına şu arka tarafını kaynakla biraz güçlendirdik. Bu motosikletin sahibi kim? Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Apaçi toplamıştık, hatırlıyor musunuz? Gene cenazeye bir Apaçi toplamıştık. Bu motosikletin sahibi gene aynı motosikletin sahibi, Apaçi'nin sahibi. Abimizin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Yani aynı yolda kaza yaptı her iki motosiklette. Baksana şuraya bak. Bunun da önceki hali çok kötüydü. Kazanın ciddi. Bu düzelmiş hali Hasan. Evet, motorun altı yere değiyordu. Hani biz bir 10-15 santim getirdik bu tarafa motosikleti. Motordan aldığım zaman taşıyamadık abi. Bak şuraya bak. Yani gidonun hali. Şöyle şu şekilde gidon ayrı. Evet, eliyle yani. Şey, mesnet gitmiş. Bak amortisörler yamuk. Bak şurada da bak ciddi bir yamukluk var. Bak bu jantı da kullanamayabiliriz. Hani bunu sonradan göreceğiz. Ama fren merkezini alınca dönmeye başlamış. Evet, olsun. Evet. Bunların hepsi bir işaret. En azından döndüğüne işaret ediyor yani. Yani bunu sahibi dedi. Ne derler ona? Al Engin dedi, senin olsun. Plakasını sök dedi. Parça niyetine kullan dedi. Bizim gene içimiz buna rahat, vicdanen biz buna razı gelemedik. Dedik abi biz bir deneyelim, toplarız. Bir şasisini bir görelim, düzeltelim. Şu anda arkadaşlar hala dahi olup olmayacağı değil ama büyük ihtimalle artık şu arka tarafını kurtardık. Olur diye düşünüyoruz. Şimdi Hasan Usta bir şasiyi komple kıpkırmızı yapana kadar ısıtacak ki bizim istediğimiz. İyi, alalım mı? İyi alalım, onu da alalım. Tamam. Tabancaya 10 tak Bünyamin. Şase muhafazayı alalım. Şase muhafaza orada eriyecek yani. Şimdi arkadaşlar burada bizim istediğimiz şimdi şaseyi biz ittireceğiz. İttirdiğimiz zaman bizim istediğimiz yer şuradan itibaren şöyle ön tarafa gelsin. Bunun için şurayı zayıflatacağız. Aşırı derecede ısıtacağız ve zayıflatacağız. Zayıflattıktan sonra şasisini gerekli olması gereken yere getireceğiz inşallah. Ya bizi zorlayan kısım şu arka tarafıydı. Arka tarafını çözdük, hallettik. Bir sıkıntısı kalmadı. Güzel bir motosiklet çıkacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Hasan'cığım turbo. Arkadaşlar bu ısıtma işlemi bittikten sonra şasemizi ittireceğiz. Böyle aşama aşama elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım size. Uzun uğraşlar sonucu, nereden baksanız 1,5 gün falan uğraştık. Şasiyi düzeltmeyi başardık. Şu ön taraftaki boyadığımız küçük yer işaretli olsun diye. Oraya ısıl işlem verdik, şasiyi buraya doğru açtık. Şu arka tarafında hasar alan bir yer vardı, orayı kaynakla güçlendirdik. Sadece ezilme vardı, ne olur ne olmaz diye kaynakla ciddi bir şekilde güçlendirdik burayı, daha sonrasından problem yaşamaması adına. Ve testini yaptık, üzerine 3 kişi çıktık, hopladık, zıpladık, bayağı bir yorduk. Bir hatta bir test daha yapalım Yunus abi. Yapalım mı? Yapalım. Yani yolda bu kadar şeye denk gelmiyor bu. Şimdi bu ayı boğan Yunus. Orta ayağı çok yamuk. Orta ayaktan inince motor çok düz durdu. Kim test ediyor? Ben. Hasan mı test ediyor? Hadi. Hadi zıpla. Hadi oyna. Vur. Ölç şimdi bakalım. Al bakayım metreyi. Ölçe bakayım. Ölç bakayım. Ölçü değişti mi? Arkadaşlar az önce 3 kişi zıpladık üzerinde. Ki şey olmasın. Eğrilme, bürülme var mı diye. Var mı ölçüde değişmezsen? Evet Bünyamin, koy kilidini yerine. Şimdi tekrar ölçüyoruz. Normal ölçüsü 71,5 falan geliyor. Abi. Aynı yerinde. Şöyle göstereyim. 71,5. Orijinal ölçüsünde. Şimdi arkadaşlar ön jant sökülecek, ön amortisör sökülecek, ön mesnet çatalı sökülecek, furş takımları sökülecek, gidon değişecek. Yeni şeyini koyacağız. Yeni gidon, yeni furş takımı, yeni çatal ve yeni amortisör koyacağız. Bir test sürüşü yapacağız. Çünkü ön düzende çok hafif bir sola gelme vardı. Bunu sağ tarafa doğru aldık. Şu anda dümdüz duruyor. Şu motorun yamukluğuna aldanmayın. Orta sehpası yamuk. Bu kaza yapmadan önce de böyle saçma sapan duruyordu bu motosiklet. Orta sehpasından kaynaklı ama orta sehpadan indirince düzgün duruyor. Bu ön düzeni komple yenileyeceğiz. Aküsünü takacağız. Bir marş yapacağız. Turlayacağız. Edeceğiz. Eğer sağa sola çekme yoksa, ki olacağını zannetmiyorum. Tam orijinal ölçüsünde yaptık. Sağa sola çekme yoksa komple kaporta toplanacak ve müşteriye teslim edecek. Bu bizim alt sat yaptığımız bir motosiklet değil. Müşterimizin motoruydu. Müşterimiz de yapılmayacağını düşünerekten şey dedi. Ne derler ona? Al dedi, parçasını kullan, senin olsun dedi. Ama bizim buna vicdanımız el vermedi. Biz dedik bir deneyelim en azından. Bir 2-3 ay kadar burada yattı. Yatmasının sebebi bizim boş vaktimiz yoktu. Gerçekten zahmet isteyen bir iş ve para isteyen bir iş. Acelesi de yoktu. Burada bekledi. Biz şimdi şu anda toplanabilir hale getirdik. Şimdi müşteri bugün bize bunu topla dese yarım günde bunu komple A'dan Z'ye toplayabiliriz. Problem yok çünkü mekaniği çok düzgün bir motosikletti bu. Mekaniğiyle alakalı hiçbir problemimiz yok. Motoruyla alakalı hiçbir problemimiz yok. Testini yapacağız. Eğer testi geçemezse bizim için problem yok. Amortisörlerimizi sökeriz, çatalımızı sökeriz. Burada sadece çöp olacak parçamız furş takımı olur. Furş takımını ikinci bir kere kullanamayız. Aynen. O da çok pahalı bir parça değil, önemli değil. Hani sonuçta bir motosikleti kurtarmış oluyoruz. Yani çünkü bu motosiklet haksız ne derler, kazaya karıştı. Kazada haksız taraftı. Kaskosu da olmadığı için çöp olmuştu yani. Bunun hurdasına bile o zaman 1500 lira veren yoktu. Yok. Yani ama şimdi bu şekilde toplanacak bir meblağ harcanacak. Nereden baksanız 2 katı bir para edecek. Ki sahibi de zaten satacağını zannetmiyorum. Paket servisinde kullanacak. Gayet de sağlıklı oldu. Topladıktan sonra hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki safa zaten tamamen motosikletin sahibinin maddi durumuna bağlı. Hani Engin toplayalım dediği anda bizim yarım günlük bir işimiz kaldı. Bizi yoran tarafı şaseydi. Şaseyi ip gibi düzelttik. Ama tam emin olmak adına biz deneme amaçlı ön düzeni komple yenileyeceğiz ve tur atacağız. Bu tarz onların yapmıyoruz desem yeri, çünkü şöyle, bu motosiklet 3 ay kadar burada yattı. Bu hemen bir günde veya yarım günde olabilecek bir iş değildi. Bu motosiklet pert ve çöktü. Biz burada hayati risk barındıran bir durumu var mı yok mu? Ufak ufak. Çünkü çok zorlamadan 1,5 günde düzelttik şasiyi. Çünkü aşırı zorlamadık. Şasinin büküldüğü yerleri ısıtaraktan ve demire fazla zarar vermemek için 1 santim açtık ve soğumasını bekledik. 1 santim açtık, soğumasını bekledik. Ve şu arka tarafta çok hafif bir ezilmesi söz konusuydu. O ezikliğin orada aslında problem yaratacak bir yer yoktu. Ama ezikliğin üzerine komple kaynakla doldurduk ki onun mukavemetini güçlendirdik. Şimdi bu videoyu izleyip de şunun için gelenler olabilir. Ya usta ben de böyle ciddi bir kazaya karıştım, benim motorumu da toplayalım diye gelenler olabilir. Arkadaşlar bu işler aceleye gelmez. Acele olursa sağlıklı olmaz. Yani biz bu motoru burada boş vakitlerimizle topluyoruz. Yani acelesi olmayan bir iş. Yani iş olarak da bunu zaten hiçbir tamirci yapmaz. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Çünkü gelecektir ya işte şöyle çünkü bize YouTube üzerinden o kadar çok insan geliyor ki yani biz tamam biraz detay yapmaya çalışıyoruz ama buraya mesela randevusuz çalışmıyoruz diyoruz. Motorunda böyle ciddi problemi olup da bunu hemen yarım saat içinde çözmemizi bekleyen insanlar oluyor ve bu bizi aşırı derecede yoruyor. Yani onun için biz böyle bir iş yaptık ama bu bizim müşterimizin de ve bu motosikletin bir zaman problemi yoktu. Yani biz bunu boş zamanlarımızda canımız sıkıldıkça topluyoruz. O yüzden hani bu tarz işler böyle hemen şipşak olmaz. Detayları böyle yavaş yavaş video içerisinde göreceksiniz. Buraya bir ara vereceğiz. Gerçi ara verdiğimizi siz görmeyeceksiniz. Tabii bu motorun bitmiş halinde bu video çıkacak. Bu saatten sonra biz şasisini düzelttik. En zor kısmı buydu. Geri kalanı teferruat diyelim. Geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir süre geçti bu motosikletin üzerinden. Burada kim varmış? Nereye çık? Uzun bir süre geçti. Şu anda bu videonun devamı gibi oldu ama inanın bana en az 6 ay kadar bir ara verdik. Bu dükkanda yattı motosiklet. Şasisini düzelttikten sonra araya Ramazan girince işlerimiz biraz hafifledi. Dedik ki hazırda müsaitlik varken bu motoru bir çıkaralım yapalım dedik. En öncesinde ön düzen yaptık. Maşasını değiştirdik. Furş takımını değiştirdik. Amortisörlerle gidonu değiştirdik. Şu taraftan marş rolesinin olduğu yerden bir marş yaptık. Öyle böyle çatapata çalıştırdık. Birkaç tur yaptık. Turdan sonra fark ettik ki gerçekten şasisi çok düzgün olmuş. Ne sağa ne sola hiçbir yere çekmesi yok. Harika bir gidişi var. Ondan sonra dedik ki bu motosiklet toplamaya değer. Şase kaynaklarını da aşırı derece güçlendirdik. İkinci kere daha üzerinden geçtik. Şase kaynaklarının. Komple motoru bu şekilde A'dan Z'ye toplama kararı aldık. Yani çünkü olmayacak gibi bir motordu. Ama uzun uğraşlar sonucunda biliyorsunuz şase düzeltmede çok uğraştık. Ah, burada davetsiz. Gel buraya. Çok uğraştık ve çok düzgün gidiyor. Şu anda A'dan Z'ye toplayacağız ama bu motosikletin yedek motosiklet olarak kullanacak sahibi. Abi dedi elinden geldiği kadar dedi uygun maliyetli olsun. Elimizde olan çıkma parçalarla bir kısmını diğer tarafa da komple sıfır olarak topladık. Şimdi bir ön düzeni, far muhafızası falan kaldı. Onları da topladıktan sonra bir güzel yıkanacak. Şöyle parlak bir vaziyette son halinde hep beraber göreceğiz inşallah. Arkadaşlar merhabalar, çok uğraştırdı ama güzel bir motor çıktı. Bu kadar çıkacağını ilk tamire başladığımda, çünkü bu videoyu böyle siz bir kere de izliyorsunuz ama bu motor yaklaşık bir 10 aydır falan bizimle beraber. Böyle hep böyle bir ara ara bu motora tamir işlemine başladık. Ramazan girince işler biraz böyle hafif duruldu. Dedik ya bu durgunlukta boşta kalmayalım, bu motoru çıkaralım dedik ama hakikaten dümdüz dimdik bir motor oldu. Şöyle ayrıntılı göstermek istiyorum. Bazı parçalarını çıkma kullandık elde olan malzemelerle. Şöyle çok güzel, harika bir motor oldu. Altın durumdaydı. Hatta sahibi bana şey demişti. Ya Engin adam olmuyorsa yedek parçasını kullan, alt senin olsun dedi. Yine bizim vicdanımız el vermedi. Dedik abi bir şekilde biz bunu toplarız. Hani satsan bile bir şekilde bir para eder. Yani bu çöp bir motordu. Ama elimizden geldiği kadar toplamaya çalıştık. Çok da güzel, harika bir motosiklet oldu. Şöyle etrafına dönmek istiyorum. Egzozunu falan boyadık. Zaten mekanik olarak bir kusuru yoktu. Şu parçası eski, kendi parçası sağlamdı. Kuyruk granajı. Aktivesin kuyruk demirini koydum. Çünkü sahibi bunu yedikleri tutacak. Pakete falan çıkmayacak bu motor. Şöyle her haliyle çok güzel bir motor oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.